Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından Eğitim Atlası programından hepinize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün yine Eğitim Atlası programında üniversite tercih döneminde çok değerli bir eğitim kurumumuzu, üniversitemizi tanıyacağız. Ve bu konuda bize İstanbul Sabahattin Zahid Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekanı olan Sayın Profesör Doktor İbrahim Güney hocamız eşlik edecek ve destek verecek. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Tanıtım günlerindesiniz. Siz de üniversite evet. Olarak öğrenciler, aileler geliyor. Üniversiteyi yakından tanımak istiyor. Biz de bu programda buna biraz katkıda bulunalım istedik. Şimdi tabii önce biraz üniversiteyi tanıyalım. Tarihi, kültürel geçmişi olan bir üniversite. Buyurun. Üniversitemiz Küçükçekmece ilçesinde Halkalı Mahallesi'nde, Halkalı merkezde yer alan, hı hı, 630 dönüm arazi üzerinde eski Halkalı Ziraat Mektebi olarak bilinen, 1890'da kurulmuş bir vakıf arazisi üzerinde yer alıyor. Çok güzel yerleşim alanına sahip, içerisinde ormanları, yürüyüş parkurları, sosyal tesisleri, spor alanları, derslikler, amfiler ve teknoparkıyla çok güzel bir üniversite ve Green Matrix'te taranan, bu yeşil kampüs kategorisinde bir üniversite. Öğrencilerimizi tanıtım günleri başladı. Kampüs içerisinde öğrencilerimize tanıtıyoruz üniversitemizi, bekliyoruz. Güzel bir üniversite. Şimdi değerli hocam, tabii fakülteler ve enstitüleriniz var. Evet. Hangi branşlarda öğrenciler alıyorsunuz? Genel olarak söz edebilirsek, tabii hepsini tek tek saymak zordur ama. Tabii ki 8 fakültemiz var. Bunlardan mühendislik fakültesi, işletme fakültesi, hukuk fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, eğitim fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerimiz var. Ve enstitümüz var, lisansüstü programlar için. Buralarda değişik bölümler var. Türkçe ve İngilizce programlarımız var. Arapça programlarımız var. İslam İlimler programı ve Arapça öğretmenliği, Arapça eğitim gören programlar. Çok sayıda, 8 fakültede çok sayıda programımız var. Hı hı. Siz aynı zamanda eğitim fakültesinin de dekanlık görevini, evet, yürütüyorsunuz. Biraz eğitim fakültesini tanıyalım isterseniz. Tabii. Hangi programlar bu? Eğitim fakültemizde 9 bölüm var. 9 bölüm içerisinde temel eğitim bölümünde okul öncesi ve sınıf öğretmenliği var. Yabancı diller bölümünde İngilizce ve Arapça öğretmenliği var. İlk öğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim, müzik öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerimiz var. Ve Türkçe öğretmenliğimiz var. Lisans öğrencisi alıyor mu hepsi? Hepsi alıyor. 9 bölümde öğrencimiz var. Ve programlarımızdan 8 tanesi akredite edilmiş EPTAT tarafından. Ve üniversitemiz YÖKAK tarafından akredite edilmiş. Kurumsal akreditasyona sahip. Ayrıca müzik öğretmenliği dışındaki 8 programımız EPTAT tarafından akredite programlar ve bunlardan 5 programımız TYC logosu kullanma hakkı elde etti bu yıl için. Bu da Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelerde diplomaların tanınırlığını sağlayan bir etiket. Hı hı. Hukuk ve insani bilimler dediniz. Evet. Hukuk zaten tek bölüm oluyor. Tabii, tek bölüm. İnsan ve toplum bilimlerinde hangi branşlar? İnsan ve toplum bilimlerinde tarih bölümü, sosyoloji bölümü, siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümü, psikoloji, Türkçe, İngilizce, Türk Dili Edebiyatı bölümlerimiz var. Evet. Siyasal. Fakültesi, evet, Siyasal Bilgiler Fakültesi. Burada da yine lisans alıyorsunuz herhalde öğrenci. Tabii ki. Tabii, insan toplum bilimleri içerisinde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler size var. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemiz var. Orada işletme, iktisat bölümlerimiz, uluslararası ticaret bölümlerimiz ve İslam ekonomisi ve finansı bölümümüz var.
Bu ayrıcalıklı bir bölüm çünkü herhalde tabii, az sayıda üniversitede var. İslam ekonomisi ve finans. Evet, lisans düzeyinde iki üniversitede var. Peki kıymetli hocam, başka fakülte olarak mühendislik fakültemiz var. Mühendislik fakültemizde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerimiz var. Yani gördüğüm kadarıyla kabaca baktığımızda aslında karşılığı olan bölümler, yani istihdam evet, anlamında. Evet. Değil mi? Ona dikkat evet, ediyorsunuz. Yani çocuk üniversiteden öğrenci mezun olduğunda hayata direkt atılabileceği evet, bölümler. Bazı programlarımız %30 İngilizce eğitim veriyor. Buna örnek işletme ve iktisat bölümlerimiz. %100 İngilizce eğitim veren uluslararası ticaret ve finans bölümümüz. Onun hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Yine mühendislik bölümlerinde bazı programlarımız %30 İngilizce eğitim veriyor. Bu şekilde bölümlerimiz. Yani tabii tarihi ve kültürel ve aynı zamanda doğal dokusu değil evet, mi? Bu üç başlık. Tabii ki. Tarih, kültür ve doğal atmosfer. Çok sayıda öğrenci kulübümüz var. Öğrenci kulüplerimiz değişik alanlarda, öğrencilerin kendi yetkinliklerini geliştirebilecekleri alanlarda öğrenci kulüplerimiz var. 74 öğrenci kulübünde öğrencilerimiz istedikleri kulüpte faaliyet yapabiliyorlar. Üniversite olarak kulüp faaliyetlerini destekliyoruz. Üniversitemiz içerisinde teknoparkımız var. Teknoparkta tabii iş dünyasından çok sayıda şirket faaliyet gösteriyor proje bazlı olarak. Öğrencilerimiz de buralarda yarı zamanlı çalışma imkanına sahipler. Hem üniversite içerisinde hem de diğer teknoparkta. Birçok fakültemiz programlarında yerinde uygulama ve staj imkanlarımız var. İsteğe bağlı staj imkanlarımız var. Yani öğrenci okurken aynı zamanda iş hayatıyla da tanışıyor. Tabii. Bir de yaşam üniversitesiyiz evet, diyorsunuz. Sloganlarınızdan birisi bu. Bunu biraz açar mısınız? Tabii ki. Üniversitemiz içerisinde kız erkek öğrenci yurtlarımız var. Misafirhanelerimiz var ve 24 saat açık okuma salonlarımız var. Öğrencilerin sosyal kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri spor altyapısı var ve içeriye girdiklerinde sınav dönemleri kütüphanemiz 24 saat açık, çok sayıda geniş veri tabanlarına sahip kütüphanemiz var, 400 bine yakın veri tabanı ve elektronik kitaba sahip, 120 bin basılı materyali olan çok zengin bir kütüphanemiz var. Yine öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri spor alanları var. Yani aslında şunu anlıyoruz herhalde. İstanbul Sebahattin Zahim Üniversitesi'ne girdikten sonra öğrenci maddi, manevi, kültürel, evet, sportif bütün ihtiyaçlarını evet, karşılayabilecek. Peki barınmayla ilgili ne durumdasınız? Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız var. Kampüs içerisinde. Yani öğrenciler karşılayabiliyorlar evet, bu ihtiyaçları. Evet, evet. Peki şimdi hocam, tabii farklı bir konseptiniz olduğunu da biliyoruz yakından. Bir eğitim anlayışı, bir model geliştiriyorsunuz. Öğrencilerin sadece bir branşta değil de birden fazla branşta değil mi? Evet. Şey olmasını, yetkinlik kazanmasını önemsiyorsunuz. Ne demek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi isteyen öğrencilerimiz ÇAP ile ikinci bir lisans diplomasına sahip olabiliyorlar. Yine sertifika programlarımız var. Yandal programlarımız var. Yandal programlarımızda da belli sayıda kredi ders alarak uzmanlaşabiliyorlar. Ya da tamamen ikinci bir diploma alabiliyorlar. Üniversitemizde ÇAP ve Yandal için ayrıca ücret ödemiyor öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin %15'i tam burslu. Yine başarı bursumuz ve diğer burslarımız var. Birçok öğrencimiz isterlerse çift diploma sahibi olabiliyorlar. Tabii yabancı dil imkanları da oldukça geniş üniversitede. Tabii üniversitemizin seçmeli ders havuzu var.
Seçmeli ders havuzundan isteyen öğrencilerimiz değişik dilleri seçebiliyorlar. Verdiğimiz yabancı diller İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, İspanyolca, bu dersleri ve Osmanlı Türkçesi. Bunları seçebiliyorlar. Ve dil derslerimiz akşamleyin 5.30'dan sonra haftada 2 gün dil dersi alıyorlar yüz yüze. Bu dersler öğrencilerin okurken aynı zamanda B1'den başlayarak A1'den başlayarak o Avrupa dil portfolyosundaki kademeleri A1, A2, B1, B2 düzeyini eğitim öğretim esnasında tamamlayabiliyorlar. Bunun dışında isteyen öğrencilerimiz isteğe bağlı hazırlık sınıfımız var. İngilizce bir bölüme gitmese bile İngilizce hazırlık sınıfı okuyabiliyorlar. Bu imkanı tanıyoruz. Hazırlık sınıfını bitirdikten sonra normal eğitimlerine devam edebiliyorlar. Bu Türkçe eğitim veren bölümler için de bu imkanı sağlıyoruz. Yani şimdi bir bilgi var önümde. Öğrencilerine İstanbul Sabahattin Zamin Üniversitesi 3 dil konuşarak mezun olabiliyor. Bu çok önemli. Yani bir çocuk, tabii, bir öğrenci isterse 4 yıl, 5 yıllık eğitim hayatında 3 dil alabilir. Öğrenir. Evet. Yani bunları biz Çince, Rusça, İspanyolca derslerini açıyoruz. Bunları çok önemli bir imkan. Her dönem açıyoruz. Bunlar üniversite dil dersleri, dil havuz dersleri içerisinde yer alıyor. İsteyen öğrenciler bu dersleri seçebiliyor. Peki hocam, biraz da sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakültelerinden söz edelim, evet, isterseniz. Bunlar da dikkat çeken fakülteler üniversitenizde. Sağlık bilimleri fakültemizde hemşirelik bölümümüz var. Diyetisyenlik bölümümüz var. Zaten bunlar çok popüler değil mi? Tabii, devamlı istihdam, evet, olan. Sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerimiz var. Bunlar yerinde uygulama yapıyorlar öğrencilerimiz. İsteyen öğrencilerimiz ekstra stajlar yapabiliyorlar. Erasmus kapsamında yurt dışında yaz döneminde 2 aylık Erasmus stajı da yapabiliyorlar. Diğer bölümlerde zorunlu olmayan programlarda da Cumhurbaşkanlığımızın desteklediği isteğe bağlı staj imkanını veriyoruz. Onlar da staj yapabiliyorlar. Şimdi öğrencilerimiz ve aileler burs ve tercih ve burs şeylerini de merak ediyorlar, olanaklarını. Tercih öğrencilerimiz birinci tercihlerinde değişik programlarda değişik yüzdelerde %20 ya da %25 civarında bir indirim alabiliyorlar. Yine 2, 3, 4 ve 5. tercihlerinde de belli oranlarda %15 oranında programdan programa farklılık gösterebiliyor. Tercih bursu alabiliyorlar. Bunun dışında akademik başarı burslarımız var. Hiç burssuz gelen öğrenci birinci olmuşsa para ödemiyor. Bölümünde, yani sınıfında, evet, mı? Tabii. O okuduğu bölümde, o sınıfta birinci ise ödemiyor. İkinci ise %50, üçüncü ise %25 indirimle okuyor. Aslında vakıf anlayışı bu herhalde, değil, evet, mi? Neredeyse herkes de istifade, evet, ettiği bir sistem, evet, kuruyorsunuz. Evet. Yani bazı, çünkü yani bütün üniversitelerimiz önemli ama bazı şeyler artık kurumlar ticaretine bu işin, evet, odaklanıyor. Siz bu yönüyle ayrılıyorsunuz. Tabii sporcular, sanatçılar ve hafızlık bursları şehit gazi. Onlar da var. Tabii hafızlık burslarımız var. İslam İlimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz hafız iseler ücret ödemiyorlar. Böyle bir bursumuz var. Yine uluslararası müsabakalarda ya da ulusal müsabakalarda derece yapmış öğrencilerimize yönergemiz var. Sporcu burs yönergemiz var. Yine sanat bölümleri, müzik öğretmenliği bölümünde de birinci olarak bitirmişse okulunu %50, yine herhangi bir müzik bölümünden mezun olmuşsa da %25 indirimlerimiz var. Tabii önem verdiğiniz alanlardan birisi İslam iktisadı ve faizsiz finans. Evet. Böyle bir çalışmanız da var bildiğim kadarıyla. Bu konuda hem lisans programımız var, hem lisans üstü ve doktora programımız var. Çok sayıda uluslararası alanında yetkin öğretim üyemiz var bu konuyla ilgili. Üniversitemiz helal gıda ve
helal kazanç konularında, İslam iktisadı ve finansı ve gıda konularında helal gıda araştırma merkezimiz var. Bu konularda tematik alanlarımız diyebiliriz. Yine gıda ile ilgili yüksek lisanslı doktora programlarımız var. Tabii burada merhum Sabahattin Zaim hocamızı, Profesör Doktor Sabahattin Zaim hocamızı anmak lazım. Türkiye'deki evet. Bu konularda ekonomi, iktisat, evet. İslam ekonomisi değil mi? O konularda çalışma ekonomisi üzerinde ve İslam ekonomisi üzerinde Sabahattin Zaim hocamızın çalışmaları var. Üniversitemiz İlim Yayma Vakfı'nın bir üniversitesi. Tabii. Sabahattin Zaim hocamız da İlim Yayma Vakfı'nın mütevellisindeydi sağlığında. Çok büyük katkıları oldu. Onun mirasını olsun. Devam ettiriyor aslında. Şahat olsun. Evet. Yönüyle. Evet, Allah rahmet eylesin tekrar. Şimdi kıymetli hocam, mavi diploma diye bir şey dikkat çekiyor üniversitede. Evet. Tema. Bundan söz etmek ister misiniz? Şimdi biz üniversitemizde tüm programlarımızın akredite olmasını amaçlıyoruz. Eğitim fakültesindeki 9 programdan 8'i akredite. Bu yıl itibariyle İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin tüm programlarını akreditasyona tabi tutuyoruz. Evet. Ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun verdiği diplomalarda geçerli bu THC logosunu kullanmak ve diplomaların uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak için tüm programlarımız akreditasyon çalışmalarına başladı. Buna Beden Eğitim Spor Öğretmenliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bazı bölümleri, Mühendislik Fakültesi'nin bazı bölümleri ve İslam İlimler Fakültesi de akreditasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yani hedefiniz bütün programları akredite etmek. Akredite etmek ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun diplomalarda kullanılmak üzere Avrupa Yeterlilikler alanına bağlı olarak yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre THC, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunu kullanmak amacımız. Yani yaklaşık 10 yıllık geçmiş olan bir üniversite için bu hedef büyük bir başarı. Çok gerçekten. Tabii 10. mezunlarımızı verdik. 10 bin öğrencimiz var. 13 bin mezunumuz var. Öğrencilerimizin 2 bin civarında olan kısmı uluslararası öğrenci. 90'ın üzerinde farklı ülkeden çok sayıda öğrencimiz var. Öğrencilerimiz okumak için geldiklerinde çok güzel bir ortam buluyorlar. Uluslararası öğrencilerle arkadaş olma, değişik kültürleri tabii. tanıma. Ve bu öğrencilerimiz her yıl fuar yapıyorlar üniversitemiz içerisinde. Misafir uluslararası öğrenciler. Öğrencilerimiz kendi geleneklerini, göreneklerini, kültürlerini paylaşıyorlar. Şimdi mezun dediniz. Biraz öğrencilerinizin mezun takip sistemi veya üniversite hayatından sonraki kariyer ve istihdam olanaklarıyla ilgili. Üniversitemizin kariyer merkezi var. Kariyer merkezinde öğrencilerimizi takip ediyoruz ve öğrencilerimiz mezun olan öğrencilerimizin dernekleri var. O derneklerin toplantılarına davet ediliyoruz ve katılıyoruz. Onlardan geri bildirim alıyoruz. Yine öğrencilerimizin istihdamı ile ilgili kariyer merkezimiz çalışma yapıyor ve raporlama yapıyor. Öğrencilerimizin %80 o ortalama ile bir şey yerleştirdiğini görüyoruz. Çok yüksek bir oran. Çok güzel bir rakam ve kariyer merkezimiz öğrencilerimizin iş bulmasına da destek olmaya çalışıyor. Yine eğitim öğretimleri sırasında kariyerleriyle ilgili değişik paneller ve çalışmalar yapıyor. Kariyer günleri düzenliyor ve kariyer alanında onlara destek olmaya çalışıyor. Peki değerli hocam, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama biraz sanki Mehmet Akif'e de ve evet. Mektebi Aliye bir vurgu evet. yapıp belki son sözlerle öğrencilere neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Kapatalım. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un okuduğu bir okulda eğitim öğretim yapıyoruz. Mehmet Akif Ersoy rahmetli Halkalı Ziraat Mektebi Ali'sinde öğrencilik yapmış, mezun olmuş. Daha sonra da hocalık yapmış bir şahsiyet. İstiklal Marşımızın yazarı ve milli şairimiz. Tabii. Ruhu şad olsun. Tabii. O mekanlarda eğitim öğretim görmek çok güzel bir duygu. Öğrencilerimizi tercih tanıtım programlarımıza bekliyoruz. Onlara
kampüsümüzü gezdiriyoruz. Öğrencilerimiz tercihlerinde istişare ediyorlar. Orada rehber hocalarımız var. Bölüm başkanlarımız bölümlerini tanıtıyorlar. Ve istedikleri bölüme gelmelerini öneriyoruz. İstemedikleri bir bölüme boş kalmayayım duygusuyla tercih yapmalarını önermiyoruz. Peki, en önemli cümle buydu. Evet. Doğru tercih yapmak. Evet. Çünkü hayat boyu yapacakları, sevecekleri bir iş olması lazım. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine bir başka programda sizleri ağırlamak isteriz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bu programımızda İstanbul Sabahattin Zahid Üniversitesi'ni yakından tanıdık. Çok değerli rektör yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı hocamız Profesör Doktor İbrahim Güney'i dinledik. Bir başka programda görüşmek üzere.